Arkadaşlar herkese merhaba. Arkamda bir yol var. Aracımı şuraya koydum. Siz de aracınızı oraya koyacaksınız. Buranın konumunu, nasıl geleceğinizi, kaç kilometre olduğunu, yolun nasıl olduğunu hepsini anlatacağım. Ama önce sizi şu ormanda biraz gezintiye çıkarmak istiyorum. Bu arada bendeki değişikliği fark edenler var mı bilmiyorum, böyle dikkatli bakarsanız. Bu yıl benim için sağlık yılı oldu. 20'lik dişim çekildi, boğazlarım ağrıdı, bir süre bayağı bir korku yaşadım, ayağım burkuldu falan. Ve son başıma gelen, şöyle göstereyim. Şöyle ışıkta daha mı belli oluyor? Hayır. Mor bir göz. Gönül isterdi doğacı bir insan olarak. Kampıma domuz geldi, domuzla savaştım ve bir pençe yedim demeyi. Bolu dağlarında ayıyla yemeğimi paylaşmadığım için gözüme darbe aldım demeyi. Çok şükür aslında, iyi ki söylemiyorum, böyle şeyler gözde kurtulacak şeyler değil. Evdeki kedim tırmaladı. Çok havalı bir şey değil ama şurada bir tırmık izi. Buraları da yayıldı morluk. Bugün tarih 14 Şubat. Sevgililer günü. Benim de doğum günüm. Kendime böyle bir orman yürüyüşü hediye ettim. Burası kent ormanı gibi ya da ne bileyim benzeri yapay ormanlar gibi bir yer değil. Burada sincap da var, geyik de var. Bu çam ağaçları büyüyecek. Kocaman ağaç olacak inşallah. Kozalak bile vermiş bakın güzelliğe. Böyle kocaman olacaklar, kocaman. Önce şu güzel ormanı birlikte bir gezelim istiyorum. Etrafa bir bakalım. Bir renkleri şöyle bir yaşayalım. Hangi yollar var? Patikalar zor mu? İnsanlar genelde kent ormanı gibi yerleri tercih ediyor İzmir'de. Kent ormanı da biliyorsunuz güzel, yapay bir orman ama mangalcılar dolu, bağırış çağırış dolu. İnsan çocukluğundaki çizgi filmi arıyor. Yani sık ormanlar yanlarda, harika bir yürüyüş yolu, yormayan, yokuş olmayan, işte tam aradığınız yer burası arkadaşlar. Yokuş yok, tamamen rahat bir patika, çok güzel bir orman yolculuğu. Sol tarafımda birazdan videoda göreceksiniz, rüzgar gülleri sizi takip ediyor. Gerçekten harika. Mesela terapi ormanı da var, bilenler vardır. Ama full yokuş. Pazartesi gününe pestil gibi kalkarsın. Şimdi bu güzel ormanı birlikte gezeceğiz. Hemen aklınızda birkaç isim oluşturmaya başlayın. Kimle gelebilirim diye. Çünkü buraya otobüs bile geliyor. Hani aracım yok, ben nasıl geleceğim oralara demeyin. Zaten konum bilgisini verdiğimde, anlattığımda, araştırdığınızda otobüs numaralarına kadar bulabileceksiniz. Ben de altyazıda yazarım mutlaka otobüs numarasını. Buraya kimle geleceğinizi kafanızda oluşturun. Hızlı bir şekilde planlayın. Ertelemeyin. Bahar çok kısa. Mutlaka buraya gelin. Burayı yaşayın. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Olmasanız da canınız sağ olsun. Orman yürüyüşüne başlıyoruz. Birlikte umarım güzel bir vakit geçiririz. Etraftaki renklere dikkat edelim. Burası daha yeşil olacak. Daha bahar gelmedi. Bir süredir yürüyorum. Mesela yol bu şekilde devam ediyor ama burada da şöyle bir alan var. Arkadaşlarınızla oturup matlarınızı serip dinlenebileceğiniz, sohbet edebileceğiniz böyle çok güzel bir alan var. Bakın yol buradan devam ediyor. Görüyorsunuz yemyeşil. Harika bir orman. Gerçekten burada ailenizle ya da arkadaşlarınızla bir yürüyüş yaptığınızı hayal edin. Ya bu gerçek orman yürüyüşü bu işte. Bak. Gerçek orman yürüyüşü bu. Metaverse dünyasını takip ediyor musunuz bilmiyorum. Gelişmeleri okuyor musunuz? Ben çok ilgiliyim. Yakın bir gelecekte hani böyle etkinlikler yapıyoruz ya da buluşmalar yapıyoruz ya. İşte arkadaşlar şuraya gidelim, buraya gidelim. Ben diyeceğim ki mesela Instagram hesabından 1000 kişilik kontenjanımız var. Phuket adasında buluşuyoruz. Phuket adası olmadı da. Phuket sahilinde işte bilmem ne konumunda buluşuyoruz. Bir kapı açacağım, link kapısı. Herkes gözlüklerini takacak. O link kapısına tıklayacak ve canlı bir şekilde oradayız. Sadece işte sıcağı hissetmiyoruz. İleride onu da geliştirirler. Bir tane filmde vardı. Kıyafet giyiyorlardı. Dokunduğunda hissediyordum. Karşı tarafına dokunduğunda hissediyordu. Gözlüklerimizi takacağız ve Phuket sahilinde hep birlikte bir yarışma oynayacağız. Belki yarışma yapacağız bilmiyorum. Bu tarz şeylerin de yakın olduğunu düşünüyorum kesinlikle arkadaşlar. Şu yolun güzelliğine bakın ya. Ya bak bir tane daha dinlenme alanı. Bak yürüyüş rotası. Böyle gidiyorum güzel güzel. Böyle yanımda yuvarlak bir alan görüyor musunuz? Sanki böyle hani trafikte olur ya, arabalar böyle kenarda durmasın da sağda beklesin diye bir alan oluştururlar. Onun gibi çok hoşuma gidiyor yani bilmiyorum. Yine burada. Ya bu mesela 2 kişilik. Oradaki 20 kişilik alan gibi. Mesela burada etkinlik yapacağız ya, etkinlikte böyle alanları değerlendirebiliriz. Çok yorulan arkadaşlar oluyordu. Onları belirli alanlarda dinlendiriyorduk. Biz devam edip geri dönüyoruz. Bu alanları onlar için seçebiliriz. Orada beklerler. Biz yürürüz, geri geliriz falan.
güzel. Bu trekking alanını güzel yapan şey şu. Burası gerçek bir orman arkadaşlar. Bakın buraya giremiyorsunuz. Yani isteseniz de giremiyorsunuz. Sık bir orman. Bir yürüyüş yolu yok. Sadece tek bir yol. Bazen 2'ye 3'e ayrılıyor. Tercihlerinize göre devam ediyorsunuz ve solunuzda sağınızda giremediğiniz gerçek sık bir çam ormanı düşünün. Aslında bahar ayında burada çok güzel bir etkinlik yapabiliriz. Bir yürüyüş etkinliği. Çok uzun bir yürüyüş olmaz. Çünkü insanların pazartesiye böyle yorgun argın gitmelerini istemiyorum. 4 kilometre gidip dinlenip meditasyon yapıp ya da orada bir yarışma tarzı şeyler düzenleyip 4 kilometrede sakin sakin düşük tempoda bir yürüyüş etkinliği, bir trekking etkinliği yapabiliriz burada. 30 kişi de yürürüz, 40 kişi de yürürüz. Tabii bizim etkinliklerimiz az kişi oluyor. Daha böyle huzurlu olması açısından. Az kişi olunca daha nezih bir ortam sağlanabiliyor. Burada böyle bir 35 kişilik bir trekking etkinliği yapabiliriz bu güzel ormanın içinde. Bahar ayında yani Mart'ta mutlaka buraya bir trekking düzenleyelim. Yollar böyle ikiye ayrılıyor. İstediğinizi tercih edebiliyorsunuz. Ben sağ tarafı tercih ediyorum. Buradan devam edeceğim. Ya şu ormanlarımızı sevelim, ağaçlarımızı koruyalım. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Yani hafta sonu AVM'ye gitmektense ya da bu tarz yerlere gitmektense şu güzel ormanları yaşayalım ya. Ya belki bilmiyorum, bunu söylediğim için kızanlar olacak. Belki 5 sene sonra bu ormanları kaybedeceğiz. Biliyorsunuz orman yangınları oluyor bilmem. Şuraları yaşayalım be. Kaç yaşındayız? Daha bitti lan. Şuraları yaşayalım ya. Muhtemelen araçlar girseydi bu yeşillikler kalmayacaktı burada. Aracın yasaklanması çok güzel olmuş. Yaklaşık 4 kilometre yürüdüm, 4 kilometrede dönüşe geçtim. Yol boyunca çok güzel renkler vardı, çok güzel yollar vardı. Aslında bunların hepsini paylaşmak istemiyorum. Instagram'a koyarım birkaçını. Sizin kendi gözünüzle görmenizi istiyorum. Çünkü ya her yerde gösterirsem buraya gelmenin anlamı ne? Buraya mutlaka gelip yaşayın. Kendi yollarınızı mutlaka oluşturun. Deyin ki ben soldan gideceğim, ben sağdan gideceğim. Yol boyunca çok tatlı böyle manzaralarla karşılaşacaksınız. Şimdi size yolu anlatacağım. Bakın ana yol burası. Aracınızı şuraya koyuyorsunuz, ben oraya koydum. Ormana araç girişi yasak. Bu şekilde geniş bir yol başlıyor. Sonrası zaten videoda izlediğiniz yol. Bu yol Demircili yolu. Urla Demircili yolu. Giderken zaten bazı tabelalar göreceksiniz. Urla Demircili diye. Yol tarafına da geçiyorum. Tam gireceğiniz kısmı da size video olarak göstereceğim. Bu arada evimde soba yakıyorum. Akşam için kozalak topladım. Bunlar çıtır çıtır. Yani yere düşmüştü. Ağaçtan falan koparmadım. Şimdiden söyleyeyim bak. Yerde var bir sürü, onları aldım. Bakın burası Demircili yolu. Burası Demircili'ye gidiyor, burası Urla'ya. Öyle düşünün. Yolun girişi böyle. Zaten çok geniş bir yer olduğu için şurada böyle bir hendek var. Araç girişini yasakladıkları için. Yol boyunca mutlaka solunuza bakın. Zaten kısa bir yol burası. Burayı kaçırma imkanınız yok. Şurada bir tabela var, ezberleyebilirsiniz. Yani Benjamin, yolu öyle bir tarif ediyorsun ki burada hendek var, burada yol var, bu şey yolu. Arkadaşlar burada böyle bir tabela olsaydı, orman giriş tabelası, mükemmel bir trekking alanı diye, burası bu kadar bakir kalmazdı, burası bu kadar temiz kalmazdı, böyle güzel kalmazdı. Bu şekilde cevap vermek istiyorum size. Dediğim tarifle gelince bulacaksınız zaten. Aracınızı Demircili'ye sürerken gözünüz sol tarafta olsun. Bu yolu kaçırma imkanınız yok. Oradaki tabelayı da gördüğünüzde mutlaka girersiniz. Zaten kısa bir yol. Yaklaşık bu yol 10 kilometre sürüyor. Burayı kaçırma imkanınız yok. Çünkü zaten başka böyle geniş bir giriş yok burada. Kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanaldaki diğer videolara bakabilirsiniz isterseniz. Bir sürü video var orada. Yeni videolar da gelecek. Bahar geliyor. Yeni başladık. Çok güzel günler olacak inşallah. Allah'ım sağlıklı güzel bir yıl olsun 2022 yılı herkes için. Ben böyle morluklarla başladım. Ayağımda burkulmalar var. İnşallah güzel bir yıl bizi bekliyordur. Buraları da böyle temiz tutalım. Bak şunu yapmayalım yani. Bak görüyor musun? Bunu atan şerefsiz. Video bitti. Umarım izlediğinize değmiştir. Mor gözden selamlar. Kendinize iyi bakın. Kanaldaki diğer videolara da bakarsanız mutlu olacağınıza inanıyorum. Güzel şeyler çektim. Farklı şeyler paylaştım. Abone de olursanız beni bayağı mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.